Şu anda misafirlerimiz tıraş oluyor. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Nereden geldiniz? Kahramanmaraş'tan. Tablo orada farklı görüyoruz biz ekranlardan ama burada da misafir ediliyorsunuz. Bir ihtiyacınız var mı? Çok memnunum, çok sağ olun. Çok sağ olun. Siz de o bölgeden mi geldiniz? Hatay, Antakya. Antakya'dan geldiniz. Evet. Aynı zamanda berbersiniz. Evet. Abimiz de, tıraş eden de abimiz, ustamız. Ustamız? O, evet. O da sizinle mi geldi? Evet. Kendiniz sayesinde geldik abi. Maşallah. Allah kolaylık versin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Tekrar sağ olun, eksik olsun. Olmayın. Allah razı olsun. Hatay, Antakya'dan geldik. Biz de depremizdeyiz. Elimizden geldiğince biz de buradaki kardeşlerimize bir şeyler yapmak için gayret gösteriyoruz. Zaman birlik olma zamanı. Zaman birlik olma zamanı, beraber olma zamanı, devletin yükünü hafifletme zamanı. Allah devletimize zeval vermesin, birlik beraberliğimizi daim etsin. Yani birlikte rahmet var. Artık diyecek bir şeyimiz yok. Olmuş olanı Allah'ın da izniyle, Allah'ın da hoşnutluğunu kazanacak şekilde beraberliğimizi test ederek inşallah bu kötü günlerden çıkacağız. Nasıl teşekkür ederiz. Nasıl yaşadığınız deprem oldu? Deprem, biliyorsunuz Hatay, o bölge deprem kuşağında bir yer. Uzun yıllardan beri sallanıyorduk ama bu sefer çok kötü sallandık. Allah bir daha böylesini göstermesin. Korktuk ama çocuklarımıza tabii ki kendimizden daha çok korktuk. Etrafımız, akrabalarımızdan göçük altında kalan, vefat edenler var. Mukadderat böyleymiş diyoruz. Allah'ın yazdığı yazgıya teslim oluyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ondan geldik, ona döneceğiz. Devlet bütün imkanlarını o bölgeye sefer ediyor. Sivil toplum kuruluşları, herkes tek yürek sizinle beraber. Devlet ilk andan itibaren yanımızdaydı. Sağdan soldan konuşup da devlet aleyhinde laf söyleyenlerin tamamı yalan söylüyor. Biz birebir yaşadığımız için gördük, Allah devletimize zeval vermesin. Varlığını, birliğimizi de daim etsin. Teşekkür ediyorum. Bunda ihtiyaçlarımız karşılanıyor mu? Fazlasıyla karşılanıyor. Beklediğimizin üzerinde sıcak suyumuz, sıcak odalarımız, yiyecek, içecek, çocuklarımızın ayağını, ayakkabısına varıncaya kadar her şeyimizi devlet karşılıyor. Allah. Kaç kişilik bir aile kalmıyor? Biz şu anda yaklaşık 24 kişi geldik. 24 kişi Antakya'dan kendi ailemiz, kendi çekirdek ailemiz, 24 kişiyiz. Hepimiz de ayrı odalarda kalıyoruz. Şükür hiçbir eksiğimiz yok. Odalar aileye uygun değil mi? Odalar aileye uygun, sıcak suyu var, her türlü imkanı var. Yani bu kadar kısa sürede devletimizin böyle organize olması bizi mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin tekrar. Deprem bölgesinden geldiniz. Evet, Gaziantep Şahinbey ilçesinden. Evimiz hasarlı olduğundan dolayı buraya yerleştik. Devletimizden Allah razı olsun. Bizleri mağdur bırakmadı. Her şeyimize ilk devletimiz yetişti bizlerin. Kaç kişilik bir ailele geldiniz? 12 kişi. Kaç gündür buradasınız? 4 günden beri buradayız. Yani Antep'te bahçemizde soğukta kaldık. Isınma yoktu, elektriklerimiz, suyumuz yoktu. Çoğu şimdi gelmiş, elektriğimiz, doğalgazımız gelmiş. Yarın dönmeyi düşünüyoruz. Allah devletimizden, Allah bin kere razı olsun. Başka bir şey demek diyemiyoruz. Kıyafetimi aldım, her türlü malzememizi devlet bizim karşılıyor. Yiyeceğimizi, içeceğimizi, kıyafetlerimizi, barınacak yerlerimiz, her şeyimiz dört dörtlük. Allah devletimizden razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Tam deprem bölgesinden gelen misafirlerimizle ilgilenen gönüllerimiz var, gençler. Neler yapıyorsunuz? Deprem bölgesinden gelen vatandaşlara, çocuklarımıza oyun oynatıyoruz. Yetişkinler için yemek, barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aşağı inemeyen yaşlılarımız ve hamile ablalarımız için yukarıya yemek çıkartıyoruz. Burada gönüllülük faaliyetleri yürütüyoruz. Nerede okuyorsun? Ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde okuyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum. Nereden geldin? Ben Çubuk'ta yaşıyorum. Aslen Çubukluyum. Ama misafirlere de rehberlik. Evet. Burayı hem çubuğumuzu tanıtıyoruz hem de onlara arkadaş olmaya çalışıyoruz. Büyüklerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Ben de burada gönüllü
faaliyetlerine katılıyorum. Burada arkadaşlarımıza kitap dağıtımında bulunuyoruz. Çözemediği sorularda yardımcı oluyoruz. Ödev yapmalarına yardımcı oluyoruz. Bir ihtiyaçları varsa onları listeliyoruz. Ulaşılması gereken kişilere ulaştırıyoruz. Böyle gönüllülük faaliyetlerinde buluyoruz. Burada birçok gönüllü öğrencimiz var her yerden gelen. Bu şekilde. Biz teşekkür ederiz. Evet öğrencim, üniversite öğrencisiyim. Burada Yıldırım Beyazıt'ta okuyorum. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.